Herkese selamlar dostlar. 14 Nisan 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle herkese bir hayırlı cumalar dileyerekten de videomuza başlayalım. Ve dilek 6 tane maçımız var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Maç skoru yarışması olaraktan sizlere bu hafta Galatasaray Kayseri maç skoru olur diye sizlere sorduk. Real Madrid maç skorunu kazanan arkadaşımız da Yusuf Yaman isimli arkadaşımız. Sizlere Galatasaray maçının skorunu sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli bilen bir arkadaşımızı kata telegram gruplarımıza nisan ayı boyunca alalım. Geçtim onu. Instagram adresimiz değişti. Kazanan arkadaşlar aynı şekilde Instagram'dan ulaşsın. Kangal Bey isimli Instagram adresinden bizimle iletişime geçebilir. Herhangi şikayet, öneri, soru ve katıl Telegram grupları ile ilgili bilgi almak için ve gruplar için bilgi almak için de Instagram'dan doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz. Günün kombini vardı. Şampiyonlar Ligi çarşamba günü kombiniydi. Günün tek kombinisiydi. Kazanmasını bildik. Napoli maçından güzel kaçtık açıkçası. Napoli maçına ilk kere 1.5 alt Dedim bir 17 gibi orandan aldım zaten ki zaten burada oranı veren Real Madrid maçıydı. Ben burada iki oranın üzerine çıkmak istedim. Napoli maçına ilk yarı bir buçuk alt dedim. Kean'ın vurduğu kafa var. Yani kalbimi yerinden çıkardı. Güzelecek bir kombineydi. Real Madrid yeniyordu. Onu yakaladık. Real Madrid maçına da 4.5 altında 1 dedim. 1.72 gibi bir oranı vardı zaten. Çok güzel bir orandan kazandık bunu da. Kombinemiz tek kombineydi. Günün kombiniydi. Kazanmasını bildi. Değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik edelim. Tekrardan bu şekilde kombinerle ilerlemeye gruplarımızda devam ediyoruz. Günün yüksek misisi vardı. O için onlar bir tanesi geldi bir tanesi yattı onu gösterelim. Solda gördüğünüz yüksek miside Real Madrid'in maç sonu kazanırıydı. Doğrudan bir yurt içi yüksek misli olarak bunu önermiştim. Real Madrid maçına ben doğrudan Masun'u bir önerdim. 750 TL gibi bir miktar önerdik. Buradan bir kazandık. Avrupa içinde Bayern Münih, Bayern Münih diyorum. Beşiktaş'ta Atletico Madrid'in bir hazırlık mücadelesi vardı. Dakika 60'ta tüm aslar girmesine rağmen KG var olarak önerdiğim bir tercihti. Maçın KG varı olmadı bir türlü. Maç 2-0 bitti. Beşiktaş'ta tebrik edelim. Güzel bir maç oynadığını söyleyelim. Canlılarla birlikte gruplarımıza devam ediyoruz. Günün erken seans canlıları olsun, PTT canlıları olsun, Avrupa canlıları, Şampiyonlar Ligi derken her türlü devam ediyoruz zaten. O şekilde canlılardan da ekstra olarak kazanç sağlamaya devam ederken de her açık Telegram kanalında zaten ara ara canlı bahislerde iletiyorum. Dün biraz Beşiktaş maçının canlısı vardı. O başarısı oldu. Real Madrid canlısından aldık. Onları da zaten ilettim. Oradan da kazananlara ayrıca tebrikler diyelim. Burada açıklama kısmında ve yorumlar kısmında var. Katılmak isteyenler buraya da katılabilir. Geçtim maçlarımıza geçelim. Toplamda 6 adet mücadelem var. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Videoya şöyle artı 300 seviyesinde bir like atarsanız çok memnun olurum diyerekten öneriyim sizlere. Şöyle like'larınızı bekliyorum. İlk maçımızla başlayalım. Alanya Spor'la Antalya Spor karşılaşması. Puan durumuna baktığımız zaman da iki takım da düşme hattından biraz daha uzaklarda olarak görüyoruz açıkçası. O yüzden biraz kafalar rahat olur. Çünkü düşme hattındaki takımlar biraz daha aceleyle veya daha istekli oynadığı için maçlarda krizler çıkabiliyor. Bu maç biraz daha rahat olur. Bu maç Akdeniz derbisi olarak geçiyor. Şimdi Alanya Spor tarafına baktığımız zaman da kart cezalısı olarak Leroy Feri görüyoruz ki orta sahada dinamiklerden önemli isimlerden bir tanesi. Çünkü çok teknik bir oyuncu. Ev sahibine baktığımız zaman da Freddy aynı şekilde o da yok. O da aynı şekilde orta sahada teknik bir isim olduğundan da kaynaklı. Orta sahalar biraz daha kolay geçilebilir bu maçta. İki tane önemli eksiklik var. Onun dışında Antalyaspor'a baktığımız zaman da son dönemlerde aldıkları oynadıkları oyunla aldıkları sonuçlar biraz e, uyuşmuyor diyeyim. Antalya Spor son dönemdeki oyunuyla biraz daha iyisini hak ediyor gibi geliyor bana. Hacı Ray'da baktığımız zaman da o da kadroda olacak. Hacı beslediğiniz zaman gol yapma potansiyeli çok yüksek bir takım. Aynı şekilde Alanya tarafına baktığımız zaman da Efe Canlar, Ferhat, Zinedine Ferhat gibi isimlerle kanatlarla birlikte oyunun özellikle sağ kanattan oynayan bir Alanya Spor var. Sol tarafta Yusuf Özdemir belki koşu atıyor ileride sol bek olarak hücum bek olaraktan da. Bu mücadele bir Akdeniz derbisi olmasından kaynaklı bir beraberlik çıkma ihtimali yüksek ama idealden alabileceğimiz tercih bence burada var tercihidir. KG var bir 45 gibi orandan idealden öneririm sizlere. Onun yanında mücadele genelinde bir maç sonu sıfır daha bir Akdeniz derbisi oynama olmasından kaynaklı da 1-1-2-2 skorda çıkma ihtimali de var. Gollü bir beraberlik beklediğimi de söyleyeyim. Maç sonu sıfırı da eksi olarak sizlere öneriyorum. İkinci mücadelem Galatasaray'la ile Kayseri spor mücadelesi. Galatasaray 1-13 gibi bir oran açmışlar. Oranı gerçekten çok fazla düşürdüler. Ki o kadar da yani şey olacağını düşünmüyorum ben. Kayseri gerçekten iyi takım. Oynadıkları oyun. Kayseri'nin bir golüne ne kadar oran vermişler acaba? Ben hiç taraf şeyine bakmadım. 1-43 vermişler. He? Velhasıl Kerem benim alacağım tercihlerden bir tanesi bu maça. Korner olarak yönelmeyi düşündüm. Galatasaray tarafına zaten bir 13 gibi oran açmışlar. Galatasaray da yani o kadar burada farklı yenebilecek bir 13'lük oran bir oynadığını düşünmüyorum şu son dönemlerde. Galatasaray zaten iyi. Şampiyonluk da var. Puan farkı 6 okey. Yener mi? Yenebilir zaten ama yani bir 13 oran çok düşük geldi bence. En azından bir 30 olması lazım diye düşünüyorum ben. Kayseri'de çünkü son dönemlerdeki yaptığı işler yani Trabzon'a 4 atmaları falan kolay işler değil. Deplasmanda attılar bir de. Ben Kayseri'nin de burada direnç gösterebilmesini bekliyorum. Galatasaray zaten saldıracaktır ki kanatlarda çok etkili kullanan bir takım Galatasaray takımı. Bir bu sezon kornerlerden çok fazla yüzümüzü zaten e, astırmadı. Hep yüzümüzü güldüren bir takım oldu Galatasaray. Burada ben korner olarak değerlendirme altına aldım. Fakat şu an korner açık değil. 8.5 yüz korner açarlarsa doğrudan bir 8.5 alırsınız. Ama muhtemelen 8.5'u açmayabilirler. 9.5'tan 10 korner çıkarın alırsınız. Çünkü Kayseri da ben kornere katkı vermesini bekliyorum. Çünkü 6 o ceza sahası yayından özellikle Emrah'la birlikte şut denemeleri yapan bir takım şut denemelerinden de korner çıkartabiliriz diye düşünüyorum ben. Çarpar gider, kaleci kurtarır, kaleci çeler derken korner gelebilir ki Galatasaray'ı bastırdığı zaman da kanatlardan çok geldiği için özellikle Kerem'in kanadından çok fazla korner elde ediyor. İlk yeri 4.500 korner de olabilir bu arada. Benim skor beklentim de doğrudan şöyle söyleyeyim 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Bu da skor olarak sizlere sorayım. Bu arada maçın skorunu zaten sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Üçüncü maçım Schalke ile Hertha Berlin karşılaşması. Bu maçı şöyle değerlendirme aldım. Yani kümedeki iki takım. Şöyle göstereyim. 17 ve 18. sıradaki karşılaşma. Takımlar karşılaşması olacak bu, bu mücadele. Şöyle bir beklentim var. Şimdi ben Schalke'nin burada 2-0-7'lik bir oranını görüyorum. Şu an son iki haftadır gol atamayan bir Schalke takımı var. Level Kuzen ve Hoffenheim oynadılar. Maçlarını takip etme şansı buldum. Schalke pozisyona girmekte yani girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Bitiricilik olarak son iki maçtır gerçekten kötü. Her tabelline baktığımız zaman da Deplasman'da zaten en kötü karnesi olan takım. Yani Deplasman'da oynadığı maçlarda 39 gol yiyip sadece 13 tane gol atmış. Bunlar sadece bir istatistik. Fakat Deplasman'da gerçekten iyi oynamayan bir takım. Schalke eğer üstlükte yani Bundesliga'da devam etmek istiyorsa bu maçı kazanması zorunda bence. Fakat ben burada maç sonu bile gitmiyorum. <laughs> Şöyle bir seçenek var bakın diğer seçeneğinde bu maçkolik ekranında yok ama diğer seçeneğinde arkadaşlar size ben göstereyim. Ev sahibi yarı kazanır. Yani 1.54 gibi oranı var. Şalke ya ilk yarıyı kazanır ya da mesela şöyle anlatayım. İlk yarı 1-0 yenildi. ikinci yarı tekrardan maç 0-0 başlıyor. ikinci yarıyı kazanır. Yani ev sahibi Şalke herhangi bir yarıyı kazanır oranı Maç sonu 1'e gitmektense ideal bir oran çok güzel bir oran. Bence değerlendirme altına alınması gereken bir oran olduğunu düşünüyorum. Schalke bence herhangi bir yarayı kazanacaktır da bence. Toulouse'la Lyon karşılaşması. Yine güzel bir karşılaşma. Toulouse'un ben KG varını geçen pazar kombineme eklemiştim. Gayet güzel kazandırdı. Montpellier de son dakikalarda attı zaten. 86'da attı sanırım. Toulouse yine kazandırmasını bildi. Lyon burada yani deplasmanda yatan bir yön görmeyeceğiz. Onlar da bastıracaktır. tunusla da bastıracaktır. Burada Tunus da pozisyonları bulacaktır mutlaka. Ben KG var olarak idealden direkt önerebilirim. Ki zaten çok bir oranı yok zaten. Ama biraz daha farklılık yapmak istiyorsanız da şöyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm. İlk yarıdan Tunus golü 1.77 gibi oranı vardı. Oran gayet güzel. Eğer sistem atacaksanız biraz daha riskli oran istiyorsanız da burada 1.77 gibi orandan Tunus'un ilk yarıdan atacağı golü de değerlendirme altına alabiliriz. Biraz risklidir ama değerlendirmesi yapılabilir. Bayern Münih ile Zalgiris mücadelesi. Zalgiris'in kesinlikle kazanması gereken maçlardan bir tanesi bu. Çünkü baktığımız zaman da Baskonya olası bir puan kaybı olursa bugün yani kesinlikle kazanması gereken maçlardan birisi olacak. Ben burada Zalgiris tarafındayım. Zalgiris'in galip gelmesini bekliyorum. Bayern Münih'in zaten eksikleri de var. Kendi evinde çok da bir iyi bir takım değil. Zalgiris de son dönemlerde iyi yakalamışken bu gazla birlikte burada Bayern Münih'e karşı galip gelmesini bekliyorum. Şu an oranlar açık değil fakat dediğim gibi burada Zalgiris tarafının 2-3 farklı galibiyetine bile zaten 1.40-1.50 bandında oran açacaklardır. Zalgiris tarafından alalım bence. Partizanla Pana mücadelesi. Burada da Partizan'ın ne kadar eksik bir, ne kadar Obradoviç ile birlikte neler yaptığını zaten mutlaka takip edenler biliyordur. Zaten playoff'u garantileyen bir Partizan takım var. Pana'yı da ben de yenecektir. Burada ilk periyot Partizan, ilk yarı bir Partizan, Partizan'ın sayı üstüne. Oranlar açık değil ama kesinlikle yönelecekseniz de Partizan tarafına yönelmenizde fayda var. Partizan bence burada bizleri çok üzmez. Duruma göre ben bunları kombineme değerlendiriyorum ama katıl grubuna. Dediğim gibi oranlar açık değil şu an. Sizlere 6 adet mücadele anlattım. İdeallerinden yüksek oranlardan değerlendirme altına aldım ben de. Sizler de değerlendireceksiniz de benim önerilerim bu yönde. Kendi aklını yatan, kafasını yatan değerlendirebilir. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.